sistinoziz hastalığı tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Doğumdan birkaç ay sonra fark edebilen sistinoziz hastalığı tedavi edilmezse ciddi problemlere neden olabilir. Sistinozisin birçok hastalıkla benzer bulgular verdiği için erken tanısının zor olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Rezan Topaloğlu şunları aktardı. Sistinozis geç teşhis edilirse böbrek tutulumu kaçınılmaz oluyor. Tedavi edilmeyen ya da düzgün tedavi edilmeyen hastalarda 10 yaşına kadar böbrek yetmezliği görülebiliyor. Böbrek yetmezliği olduğu zamanlarda bu çocukların karın diyalizine, makineyle diyalize ya da böbrek nakline ihtiyaçları ortaya çıkar. Bu hastalığa sahip çocuklarda doğumda genelde hiçbir bulgu olmuyor. 6 aya kadar bir bulgu fark edilemeyebiliyor. 6 aydan sonra ailelerin fark ettiği en önemli belirtiler iştahsızlık, büyümenin duraklaması, kilo alamaması, halsizlik, sık idrar çıkma ve çok su tüketimi. Hastalık genetik bir hastalık. Akraba evliliği yapan çiftlerde bu hastalık çok fazla görülüyor. Anne ve baba taşıcı ise çocuğun 1/4 oranında hasta olma durumu var. Bu ihtimal her gebelikte yaşanabiliyor. Bu bireyler düzenli aralıklarla çok fazla ilaç alıyorlar. Ufak yaştan itibaren hem çocuklara hem de ailelere büyük bir sorumluluk yüklüyorlar. Bunların gün boyunca çok sayıda ilaç almaları gerekiyor. Kısmen de olsa tedavisi bulunan sinoziz hastaları birçok genetik hastalığa sahip kişilere göre daha şanslı. Çünkü tedaviler hastalığı tam olarak iyileştiremese bile büyük faydalar sağlıyorlar. Birçok genetik rahatsızlıkta böyle bir şansa sahip değiliz. Sistinoz hastalığının birçok hastalıkta benzer bulgular verdiği için erken tanısının zor olduğunu ancak iyi eğitimli hekimler ve dikkatli aileler sayesinde bu hastalara tanının rahatlıkla koyulabildiğini belirten Profesör Doktor Rezan Topaloğlu, sistinozis geç teşhis edilirse büyük sorunlara neden oluyor. Çünkü sistin dediğimiz ve vücutta istemediğimiz protein bütün hücrelerde birikiyor. Sistin başta böbrek olmak üzere gözde, diğer iç organlarda, karaciğerde, kemik eriğinde birikim yapabiliyor ve çok ağır bulgulara neden olabiliyor. En başta yaşanan bulguların başında bireylerin büyümeleri, kilo almaları ve boy atmaları gecikiyor veya yaşlarından çok geri kalıyorlar. Tedaviye rağmen bu kilo almama ve boy atmama sorunu genelde görülmeye devam ediyor. Ancak tedavi almayan insanlarda bu durum çok daha fazla belirginleşiyor.